Bakanımızın açıkladığı gibi 30 milyon doları ve girişimleri büyükelçilerinin aramıza girip köy köy gezmesi, İngilizlerin öyle, Avrupa Birliği delegelerinin öyle, hiç yetmedi bunlar. Ta ki Türk hükümeti eğer evet demezseniz ve hayır dersiniz, neticesine katlanırsınız desin. Bitti. Bundan daha büyük bir tehdit olamaz Kıbrıs Türk'üne. 1878'de İngiliz'e terk edilen, 1923'te büsbütün ipleri kesilen ve aman vatanım, ana vatanım diye diye yaşayan, o Enosis'e karşı o korkunç bir mücadeleyi veren, Türkiye'yi en nihayet tekrar Kıbrıs'a getiren Kıbrıs Türk'üne dediğimi yapmazsan ben yokum, çekilirim tehdidinden daha vahim, daha öldürücü bir tehdit olamazdı. %65 evet dendi. Çünkü vaatler çok. Gökten eurolar yağacak, herkes aç, herkes iş bulacak. En önemlisi Türkiye'nin Avrupa Birliği yolu ardına kadar açılacak. Ve hayır diyenler Avrupa Birliği'nin yolunu kapatan, Türkiye'yi düşünmeyen bizler. Tam aksine biz Türkiye'yi düşündüğümüz için diyoruz ki hiçbir adayın önüne konmamış şartları koyuyorlar bizim ana vatanımızın önüne. Atatürk ilkelerine kadar uzanıyorlar. Kıbrıs meselesini Yunan yarattı, Rum yarattı, hallet de gel demiyorlar. Türkiye'ye halletmezsen gelemezsin diyorlar. Biz bunları halkımıza ve Türk milletine göstermek için uğraştık. Bütün bu baskılara rağmen %35 hayır dedi. Büyük bir şeydir. Türk halkının omurgasının sağlam olduğunu gösterir. Bu kadar baskıya ve Türkiye'den gelen tehdide rağmen hayır denmiş olması %35 çok önemlidir. Şimdi 4 yıl sonra bu %60'a %70'e yükselmiştir. Ve Türkiye'de yapılan bir kamu yoklamasında Kıbrıs meselesini nasıl halledelim diye hükümet yaptırmıştır bunu. %86 Türk insanı iki devlet esası üzerinden devletten vazgeçilmez demiştir. Ama annan kanına evet demekle bizim gelmiş olmuş olduğumuz değil, getirilmiş olduğumuz bir çizgi var. Derhal dost Amerika Birleşik Devletleri, De Soto ve Avrupa Birliği derhal yorum getirdi. Ve dedi ki madem ki bunlar Annan planına evet dediler, bundan sonra ayrı devlet, ayrı egemenlik isteyemezler. Haydi haydi Türk askerinin çıkmasına da razı oldular. Bu çizginin altında kalmalıdırlar. Şimdi bize evet dedirten Amerika Birleşik Devletleri ve diğerleri diyorlar ki Rumların seçiminden sonra 17 Şubat'ta masaya oturma zamanı gelmiştir ve bu sefer artık katli netice alınacaktır. Diyoruz ki hem Türk hükümetine hem bizim hükümetimize bu yoruma siz hayır demediniz. Bugüne kadar bu yorumla biz masaya oturmayız demiyorsunuz. Onlar bu yorumu yaparak bizi oturtuyor. Ayrı devlet olmayacak, ayrı egemenlik olmayacak. Çekler ve Slovaklar iki devlet olarak Avrupa Birliği'nde birleşebiliyor. Kıbrıs'ta hayır, Türk tarafı devlet olmayacak. Ne olacak? Bazı haklar verilmiş azınlık olarak Rumlarla birleşecek. Türk askeri adadan çıkacak, garanti anlaşması ortadan kalkacak. Bu teslimiyettir, Kıbrıs'tan vazgeçmektir. Bunun başka Türkçesi yoktur. Sayın Profesör biraz evvel Kıbrıs'ı, Rum idaresini Kıbrıs olarak aldılar dedi. Öyle diyorlar. Bizim buna cevap vermemiz lazım. Kıbrıs'ı almadınız,
Rum idaresini aldınız. 60 anlaşmalarına rağmen aldınız. O anlaşmalar der ki Kıbrıs Türkiye'nin de üye olmadığı bir yere giremez. Dolayısıyla ben Türkiye olarak Kuzey'i Avrupa Birliği'ne sokmayacağım. Ta ki ben üye olayım. Türkiye'nin elinde kalan en büyük pazarlık budur. Yoksa aman şunu da yapalım, bunu da yapalım diyerek bir yerlere varmak değildir. Dirilmek, dikilmek zamanıdır. Kıbrıs üye olmamıştır. Siz oldu diyorsunuz, olsaydı niye kuzeyde gelip hükmetmiyorsunuz? Niye Rum gelip hükmetmiyor? Niye siz bütün muktesebatınızı kuzeye getiremediniz? Bütün Kıbrıs'ı yapmadınız. Sözle olmaz. Bundan istifade ederek bireyler eğer sizin pasportunu almışsa almış, bireyler almıştır. Biz Türk halkı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak varız, var olacağız. Dolayısıyla Avrupa Birliği eğer Kıbrıs'ın tümünü istiyorsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Türkiye ile müzakereleri birlikte götürür, paralel götürür. İkisini de aynı zamanda alır. Ama Türkiye'yi alacaklar mı efendim? Türkiye'yi tam üye yapacak mı? Yapmayacağını ta başlangıçtan söylediler. Ne dediler? Ucu açık dediler. Başka ne dediler? Serbest dolaşım 10 yıl, 20 yıl belki ebediyen tanınamaz dediler. Ve devamlı surette Almanya ve Fransa ikinci sınıf vatandaşlıktan öteye bir şey düşünmediklerini söylüyorlar. Eski Avrupa Birliği komiserlerinden Verhugen diyor ki bütün diplomatik lisanla tam üye olmayacaklarını söylüyoruz, söylemeye çalışıyoruz ama anlamıyorlar. Dolayısıyla Kıbrıs meselesinde Şubat'tan sonra Rum idaresi bakalım Papadopoulos'u mu seçecek? Papadopoulos'u seçerse ümit yok. Bilmem kim gelirse, Christofias gelirse ümit var. Christofias kim? Papadopoulos'la Makarios'la Türklerin canını okuyan adam. Sınırlarımız Girne'de biter diyen adam. Ey Türk kardeşlerim, geliniz birlikte Türkiye'ye karşı, Türk askerine karşı mücadele edelim, bunlardan kurtulalım diyen adam. Bu gelirse ümit varmış. Efendim kendi kendimizi aldatmayacaksak artık hakikaten gerçekler nedir buna bakalım. Bir avuç insanı kendilerini yok etmek için yıllarca uğraşmış Rum'a yamalayıp ben adayı yeniden terk edemem. Askerlerim yeniden Türk sancağını dürüp şehit kemiklerini torbalara koyup Anadolu'ya dönemez. Benim milletim buna layık değildir. Bunu kabul etmez. Bu yüksek sesle söylenmelidir. Basın bunları manşet yapmalıdır. Maalesef basının bir kısmını kaybettik. Yapmalıdır ki Avrupa Birliği Türkiye'nin Kıbrıs konusunda ne kadar hassas olduğunu bilsin. Baskıyı bize değil Rum'a yönelsin. Evet, bu kadarla ben sözü bırakayım. Hepinize saygılar.